Merhaba, bugün 5. bağlaç testimizin soru çözümünü yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Plants exhibit natural defenses against threats to their habitat. Demiş ki bitkiler çevrelerindeki tehditlere karşı doğal savunma gösterirler demiş. Diğer tarafa baktığımızda da bu mekanizmalar yanlış anlaşılıyor, tam doğru anlaşılmıyor demiş. Bakın burada bir negatiflik var. İlk tarafta pozitif bir şeyden bahsediyor. Diğer tarafta negatif bir durumdan bahsediyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bir zıtlık bağlacı kullanmamız lazım. Bu da hangisi? Yet ifadesi. Burada ancak yine de anlamını veriyor. Bitkiler çevrelerindeki tehditlere karşı doğal savunma gösterirler. Ancak bu mekanizmalar doğru anlaşılmaz. Tam olarak anlaşılmaz demiş. Doğru yanıtımız aydın. Therefore, bu yüzden böylece anlamını veriyordu. In case, olabilir diye. Because, çünkü, için. In that ise bakımından anlamını veriyordu. In that'i genellikle işte benzerlik, farklılık gibi şeyleri anlatırken kullanıyorduk. Tabii sadece benzerlik, farklılık değil. Özellikle böyle sıfatlarla birlikte daha çok karşımıza çıkıyordu. İkinci soru bir yoldan geçen vatandaş sorusu. Bakın boşluktan sonra bir soru sözcüğü var. Boşluktan sonra soru sözcüğü varsa ne yapıyorduk? No matter kullanıyorduk. No matter özellikle soru sözcükleriyle beraber kullanılan bir kalıptı. Boşluktan sonra soru sözcüğü gördüğümüz anda no matter yapmamız gerekiyordu. Doğru yanıtımız burada Bursa seçeneği olacak. Teknolojimiz ne kadar kapsamlı olursa olsun biz muhtemelen her zaman doğal afetlere karşı savunmasız olacağız demiş. Şu an içinde bulunduğumuz durumu da çok iyi açıklayan bir cümle. Although, rağmen demek. Given that, düşünüldüğünde, göz önünde bulundurulduğunda demek. As, çünkü için. Before da, önce anlamını veriyor. Dördüncü soru. Many engineers approach the real world demiş. It were in, uninhabited. Şimdi bakın burada şu cümle present, approach, şu cümle past. Bir kere burada zaman bağlacı kullanma ihtimaliniz yok. After'la when'i götürürsünüz. Onlar zaman bağlaçları, zaman uyumu isterler. Because kalır çünkü için, much as kalır rağmen, as though kalırmış gibi. Şimdi burada diyor ki, pek çok mühendis gerçek dünyaya yaklaşır. Nasıl yaklaşır? Sanki dünyada yaşam yokmuş gibi yaklaşır diyeceğiz. O mış gibi anlamını bize ezdo verecek. Hani yeryüzünde yaşanılmıyormuş gibi gerçek dünyaya yaklaşır mühendisler diyeceğiz. Mış gibi anlamını bize ezdo verecek. Bu yüzden doğru yanıtımız Edirne seçeneği olacak. Beşinci soru. Dolphins typically prefer tropical climates. Demiş ki yunuslar genel olarak tropik iklimleri tercih ederler. They can be found swimming in colder waters as well, such as the killer whale. Şimdi colder waters demiş bakın. Soğuk sular. Burada tropical demişti. Tropik iklimleri tercih ederler demişti. O zaman ne var burada? Bir zıtlık var. Yani bir tarafta tropik iklimleri tercih ederler diyor ama diğer tarafta soğuk sularda yüzerken bile bulabilirsiniz diyor. Bu durumda bir zıtlık bağlacı kullanmamız lazım. O da however bağlacı. Yunus balıkları tipik olarak tropik iklimleri tercih ederler. Ancak onlar soğuk sularda da yüzebilirler, soğuk sularda da bulunabilirler demiş. Tıpkı katil balinalar gibi diyor. Therefore, bu yüzden böylece, regardless tek başına bir anlam ifade etmiyor. Regardless of olması lazımdı, bakılmaksızın anlamında. Otherwise, aksi takdirde demek, accordingly, buna göre, bununla birlikte anlamını veriyor. Şimdi bazı kişiler burada otherwise'a da gidebilirler. Noktalama işareti var, can var. Otherwise'ın kullanımını veriyor bize. Ama anlam olarak otherwise burada uygun değil.
Üçüncü sorumuz. Thousands of beaches are closed every year. Heavy rains cause waste from drainage systems to overflow into ocean. Şimdi bakın burası negatif. Pek çok plaj kapanıyor demiş. Buraya bakıyorum, bu da negatif. Waste diyor, bakın atıklar diyor. Yoğun yağmurlar drenaj sistemindeki atıkların okyanuslara taşmasına neden olur diyor. Burası da negatif. Yani şu waste kelimesinden anlarsınız negatif olduğunu. Burayı da closed'dan anlarsınız. İki tarafta negatif olduğu için burada bir sebep sonuç bağlıcı kullanmamız lazım. Bir kere so that, mekmak için demek, amaç bildirir. Bu olmaz. Zaten but ile yet ikisi de zıtlık bağlıcı ve aynı anlamda birbirlerini götürürler. So ile since kalır. So bu yüzden, since de çünkü için anlamlarını veriyordu. Virgül yok. So mutlaka virgül ister. Bu yüzden so'yu da götürdüm. Geriye ne kaldı? Since kaldı. Binlerce plaj her yıl kapanıyor. Çünkü yoğun yağmurlar drenaj sistemindeki atıkların okyanusa taşmasına neden oluyor. Doğru yanıtımız burada Denizli seçeneği olacak. Altıncı soru. The restoration of death penalty for serious crimes is an issue of debate in the UK. The recent rise in violent crime. Şimdi burada demiş ki ciddi suçlar için ölüm cezasının gözden geçirilmesi İngiltere'de tartışma konusu demiş. Şiddet içeren suçlardaki artıştan dolayı dememiz lazım. Şiddet içeren suçlardaki artıştan dolayı ölüm cezasının tartışılması varmış. Den dolayı, yüzünden anlamını because of veriyordu. Doğru yanıtımız aydın seçeneği olacaktı. Despite, rağmen demek. On behalf of, adına. Except for, dışında, haricinde. According to ise, e göre anlamını bize veriyordu. Yedinci soru. Edebiyat araştırmaları yapmak zahmetli olabilir demiş. You have restricted access to the sources you need. İhtiyacınız olan kaynaklara erişiminiz sınırlı olduğunda zahmetli olabilir deriz. Olduğunda, olunca anlamında ne yapacağız? When kullanacağız. Doğru yanıt Denizli seçeneği olacak. Whether zaten kullanmak için ne lazımdı? Or lazımdı. Whether eğer bağlıç olarak kullanacaksak mutlaka or gerekiyordu. Cümlede or yok. Unless eğer olmazsa demek anlam olarak buraya oturmuyor. Do rağmen demek. In case de olabilir diye demek. Burada en uygunu when ifadesi olacak. Sekizinci soru. The discovery of radium early in the 20th century there has been a pursuit to attain, contain and use the vast amounts of energy that is released by this element demiş. Şimdi bu soruya baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz, bakın. Burada geçmiş zamanlı bir durumu anlatıyor. Ve şurada bakın present perfect var. Has been ifadesi present perfect bir ifade. Şimdi baktığımızda geçmiş zaman ve present perfect. Bu neyi karşılıyor? Since'i karşılıyor değil mi? Yani since'in kullanımını karşılıyor. Demiş ki 20. yüzyılda radyumun keşfinden beri bu elementin ortaya çıkardığı büyük miktarda enerjinin kullanımını, içermesini, elde etmesini konusunda takipler var. Onları kullanmaya, elde etmeye çalışıyorlar demiş. Doğru yanıtımız burada since ifadesi olacak. Den beri anlamında. Unlike tersine aksine, instead of yerine, apart from ise dışında, haricinde anlamını bize veriyor. 10. soru. Employees should continually expand their job skills. They can achieve their full potential. Bakın burada bir can var. Seçenekte so that var. Bunlar nedir? Perfect match. Orada boşluktan sonra can, will, could, would gibi ifadeler gördüysek seçenekte de so that varsa so that'in olma ihtimali oldukça yüksektir. Bir de anlama bakalım. Çalışanlar tam potansiyellerine erişebilmek için iş becerilerini
sürekli geliştirmelidir diyor. Mekmak için anlamı da uyuyor buraya. Doğru yanıtımız sodet olacak. Ezif, mış gibi anlamını veriyordu. For fear that, korkusuyla, in case, olabilir diye, as long as ise sürece anlamını veriyor. 11. soru. Bakın, virgül vermiş, boşluk vermiş, sonra da verb ayınca getirmiş. Bu neyin kalıbıydı? Daha önce de yazmıştık bunu. Virgül verdi, boşluk verdi. Arkasındaki cümleye de verb ayıncı ile başladı. Ama bakın sadece verb ayıncı olacak. O verb ayıncıdan sonraki bölümde tekrar bir cümle olmayacak. Yani tekrar bir cümle olsa da olur, olmasa da olur daha doğrusu. Olmayacak diye bir şey yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Bu kullanım neyin kullanımıydı? Das'ın, derby'in kullanımıydı. Hani bu şekilde bir kısaltma yapabiliyorduk das'ta, derby'da. Bu das'ta, derby arkasından cümle de alabiliyordu tabii. Hani onu da unutmayalım. Hani sadece verb ayıncı istemezler, cümleye de kullanırlar. Virgül, boşluk, verb ayıncı olduğunda das ve derby olma ihtimali oldukça yüksektir. Burada da olduğu gibi. Smaller companies were merged into a parent company. Küçük şirketler bir parent company'de birleşirler. Böylece tek bir kurum oluştururlar demiş. Doğru yanıtımız burada derby ifadesi. No matter how, her ne kadar nokta nokta ise de anlamını veriyor. Likewise, benzer şekilde, verby, böylece. Verby'in kullanımı farklı. Anlam olarak buraya uygun olabilir ama kullanımı farklı verby'in. Hani bağlaç sorularında verby'dan uzak durun. Bağlaç sorularında karşınıza çıkmaz verby. Instead de yerine anlamını veriyor. Dokuzuncu soru. Şimdi bakın ilk tarafta diyor ki turizm gelirlerindeki artış diyor. Burası pozitif bir şey. Ama diğer tarafa bakıyorum da ilk cümlede zorluklarla karşılaşılıyor demiş. Burası negatif bir şey. Bu durumda ne yapmam lazım? Zıtlık bağlacı kullanmam lazım. Zıtlık bağlacı nerede? A seçeneğinde. In spite of. Turizm gelirlerindeki artışa rağmen kalacak yer kapasitesinin talebini artan talebinden dolayı zorluklarla karşılaşılıyor demiş. Doğru yanıtımız in spite of. As for, e gelince, apart from, dışında, haricinde, thanks to, sayesinde, pertaining to ise ile ilgili olarak, hakkında, konusunda anlamını bize veriyordu. Hani burada iyi bir şey söylese thanks de olurdu zaten. Hani turizm gelirindeki artış sayesinde burada iyi bir şeyler söylerdi ama iyi bir şeyler söylememiş. 12. soru. Vücut dili olumsuz duygularla iletişim kurabilir demiş. Sonra da diyor ki bir dinleyici göğsüne karşı kolunu koyarsa it can mean disagreement with the speaker. Bu konuşma karşısındaki kişiyle konuşmaya gönülsüz olduğunu anlamına gelir. Aynı fikirde olmadığı anlamına gelir demiş. Şimdi burada vücut dili diyerek genelleme yapıyor. Sonra bu vücut diline bir örnek veriyor. Hani kollarını göğsünde birleştirirse bu karşı tarafla hemfikir olmadığı anlamına gelir diyor. Yani genel bir şeyden özel bir şeye geçiyoruz. Bu yüzden örneğin dememiz lazım. Vücut dili olumsuz duyguları karşıya iletebilir. Örneğin bir dinleyici kollarını göğsünde birleştirirse bu konuşmacıyla aynı fikirde olmadığı anlamına gelir. Doğru yanıtımız Bursa. Therefore, bu yüzden, however, ancak yine de, in brief, kısaca, furthermore ise ayrıca ek olarak anlamını veriyordu. Evet, böylelikle bu testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşürüz.